Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte gerçekten efsane bir videoyla daha beraberiz. Neden mi arkadaşlar? Çünkü bugün tam 7.5 milyon coinslik FIFA Mobile 18 paket açılımı yapacağız. Sonra da FIFA Mobile 19'a geçeceğiz. Full elit takımımı göstereceğim sizlere, efsane dünya yıldızlarından oluşan. Ve bir tane de elit oyuncu çıkaracağız. Belki 88 üstü falan çıkarırız da takımımıza koyarız ve gerçekten güzel olur. Hatta 88 değil de 82 üstü bile çıkarsak takıma koyabiliriz zaten. Gerçekten çok eğlenceli video olacak arkadaşlar. Her hafta sonu video atacağım. Ama arkadaşlar bu videoda bir like hedefimiz olsun. Bu videoya 2000 beğeni gelirse pazar günü de video atacağım. Hatta diğer hafta da her hafta bu şekilde video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Her hafta bir vakit ayırdım kendime. Sürekli video atacağım. Siz like'larınızı atın arkadaşlar. 2000 beğeniyi geçirin bana yeterli. Herkes açıdan beğenmeyi unutmasın. Yeniyseniz de kanala abone olun ve bildirimleri açın diyorum arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi ne yapıyoruz? Hemen yapalım ne yapıyorsak. Ne yapıyorduk? Evet, bir sürü paket atacağız. İlk olarak buradaki takımımı bir hatırlayın çünkü 1,5-2 aydır bu hesapla video atmıyorum zaten. Böyle bir takımım vardı arkadaşlar. Bakalım bana nasıl ödül verecek bilmiyorum. Yani yeni sezonda muhtemelen bana hiçbir şey vermez gibi geliyor. Ama belli de olmaz tabii ne vereceğini çünkü bilmiyorum. Arkadaşlar burada tam 5 tane 1,5 milyon coinlik paket gelmiş. Gerçekten muazzam ve şimdi sizlerle birlikte bunları açacağız. Ve bakalım neler olacak arkadaşlar. Gerçekten geçen videoya çok güzel yorumlar gelmiş. Bu videoya da aynı şekilde güzel bir yorum bekliyorum arkadaşlar. Hatta bu videoya attığınız yorumlardan bir tanesini bir sonraki videomda ekrana çıkartabilirim eğer unutmazsam. Bu videonun altına bir sürü yorum bekliyorum sizlerden. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Zaten yorum atıyorsunuz. Haydi bakalım arkadaşlar. Buradaki oyunculardan özellikle bunda özel yazıyor ya. Ben bunu çok çıkarmak istedim. Hiç de çıkaramadı. Bundan çok çıkarmak istiyorum. Ya da altın oyuncu falan. Yani abi 83 oyuncu, 82 oyuncu çıkmasın ya. Gerçekten yeter artık. 5 tane atacağız artık, güzel bir şey verir herhalde. 5 tane çünkü 1,5 milyon coinlik bir sürü paket atacağız. Haydi bakalım o zaman hemen ilk paketimizi açıyoruz. Ve bakalım ne çıkacak. FIFA Mobile 18'e başlayıp FIFA Mobile 19'a döneceğiz. Değişik bir video olacak. Ve pazar günü de bir video atmaya çalışacağım sizler için. Haydi bakalım. Jans. Gonzalez. Diamanti elit geldi. 80'lik ve 88. Güzel, 88 geldi. Bu bizim şansımızın birazcık da olsa var olduğunu gösterir ve 2 elit çıktı. Bu da bizim şanslı olduğumuzu gösteriyor. Bakalım kaç tane elit çıkaracağız. Haydi bakalım bir tane daha paket açalım. Bakalım ne olacak. Güzel bir şey olsun. Haydi abicim güzel bir şeyler ver ve bastım bakalım. Bence güzel bir şey geliyor buradan abi. Harrison. Yüksel abi 78 ol. Olmadı, 77 oldu ama ve bastım bakalım. Yine 88. Güzel, 82 vermiyor abi. Ama abi 100 de çıksın ya. Bir tane 100'lük oyuncu falan istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel olur ya çıkarsa. Çok zor çünkü. Şansı çok düşük olduğu için çıkarsa harika olur ve çok sevinirim. Neyse. Haydi bakalım bir daha bastım. Coinsler zaten galiba aktarılmayacak. Zaten aktarılmaması çok mantıklı olur. O yüzden ben de coinsleri harcıyorum. Ayrıca size de güzel bir video çıkarmak istedim. Bir daha bastım. 83. Evet abi 83. Arkadaşlar zaten ideal olan 83'tü. 83'ü de bulduk ve içimiz rahatladı sonunda. Ve haydi bakalım bir paket daha. Bastım bakalım. Güzel bir şey çıkarsa gerçekten harika olur. Muazzam olur. Muazzer olur hatta. Muhteşem olur ya. Haydi bakalım abi. Güzel bir şey çıkartmak istiyorum. Bastım bakalım. Güzel bir şey gelir mi? Bence gelir. Tamam, Ulo ile başladık. 71 ile başladık. Bilal Paşa açık oldu. Kadamuro. Alonso ve yine 87 Varan. Arkadaşlar Varan benim geçen videoda çıkmıştı galiba değil mi? Varan çıkmıştı geçen videoda. Real Madrid'in dünya yıldızı diye. Burada da 87'lik Varan'ı bulduk. Ve telefon kasmaya başladı. Neden kastı hakkında hiçbir fikrim yok. Uzun zamandır video çekmediğim için kafayı yedi galiba. Son paketimizi açıyoruz. Haydi EA Sports bize 100'lük bir oyuncu ver. Ve beni heyecanlandır, bir mutlu et, bir şey yap beni ya. Hadi abicim EA Sports. Güzel bir şeyler çıkar mı? Ve Lynch. Callback. Dutoit. Ve Djanin. Arkadaşlar bu paket tam böyle 82'lik 83'lük adam çıkacak bir paket gibi duruyor ya. Ama aslında kaç çıkıyor bakın. 86. Çok farklı bir şey çıkmadı. Ve maalesef düşük oyuncularla çıktık arkadaşlar. Şimdi size 2 saniye hemen gereklerini falan göstereyim. Şu takımın zaten battı galiba. 631 bin coins kalmış. Çarpı çevir çıkanı yap, challenge falan mı yapsak ya? Gerçekten eğlenceli olur. Oyuncu kısmına geldim. Arkadaşlar bayağı bir oyuncu var bakın. Burada yedeklerde bir sürü oyuncu var. Bunları ne yapmam gerektiğini yorumlara yazın. Çünkü yeni sezonda bunlar nasıl aktarılacak onu bilmiyorum. Coinsleri alıp harcayayım mı? Sadece takımımın gücü mü önemli? Points'le takım gücü mü aktarılıyor? Ne aktarılıyor bilmiyorum çünkü. Çünkü şimdi ve sonra ödüllerini de almayacağım. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bunları yorumlara yazın. Bilgilerinizi yazın. Yeni sezonda bana ne öneriyorsunuz? Çünkü burada bir sürü oyuncu var. Bunları ne yapayım bilmiyorum. Zaten çok da bir sürü değil aslında. O kadar da fazla değil ama. Her neyse arkadaşlar hemen FIFA Mobile 19'a geçelim. Evet arkadaşlar FIFA Mobile 19'a geçtik. Zaten burada gördüğünüz gibi ben Chelsea maçını yapmışım. Şimdi sırada seçkin oyuncu çıkarma var. Beles seçkin oyuncu. Hemen o zaman o Beles seçkin oyuncuyu bir çıkartalım sizlerle birlikte. Bir oradan bir kurtaralım. Mis gibi olsun. Haydi bakalım abi. Oyun kaynağı indiriliyor. %98 dolu.
Yani %98 bu kadar kısa sürede dolarken %100 olması çok uzun sürmesi. Oo, frikik. Frikik zor galiba ya bu sene. Yok, güzel vurdun. Şimdi güzel vurdun. Bir de Laporte vuruyor abi. Topa Laporte vurması her şey daha mükemmel olacak. Topa niye abi en iyi vuran vurmuyor? Gerçekten onu merak ediyorum ya. Her neyse, devam ete basıyorum. Ve abi şöyle bir 83 üstü bir şey gelirse çok sevineceğim. Bastım bakalım. Güzel bir şey ver EA Sports. Haydi bakalım. 84 geldi ama yine stoper ya. 83 üstü bir şey istedim. Geldi de aslında. Ama maalesef efsane bir oyuncu gelmedi. Şunu da belki oynayabiliriz şimdi sizlerle birlikte. Hatta oynarım. Hemen şöyle geleyim abi. Koyacağım kadroya da. Takım full stoper dolu oldu ya. Böyle de güzel olmadı abi. Gerçekten. Bir sürü stoperim oldu çünkü. Sağ bek, sol bek yok takımda. Ve Laporte topa vurmasını anlamadım abi. O mantıksız geldi ama takımın muazzam. Kalecim Neuer falan çıktı. Gerçekten muazzam. Bilgilere gelelim şöyle. Gerçekten abi şu güzelliğe bakın. Bu arada artık değişik özellikler gelmiş. Evet. Burada beceri hareketi, boşa adım, gol sevinci, göğüs üstünde kayma falan. Güzel duruyor. Özel gol sevinçleri falan olacak oyuncuların falan. Burada yedeklerde bile bir sürü elit oyuncum oldu yani. Bayağı bir oyuncum oldu. Ama bunların hepsi tabii ki silinecek. Olsun arkadaşlar. Sıkıntı yok. Takım 84 gen oldu. 84. Naldo çıkardık. Ve arkadaşlar hemen o zaman şunu oynayalım. Çünkü online maç yaptığımda sizlerde de mi oluyor bilmiyorum ama ben de serbest vuruş olduğu zaman maç bitiyor. Bir maçı sonuna kadar tamamlıyordum. 1-0'da öndeydim. 87. dakikada rakip serbest vuruş kazandı ve oyun dondu ya. Gerçekten. O maç çok kötüydü. 0-0 giderken 10. dakikada serbest vuruş oluyor. Sonra oyun bitiyor. Benim de bir daha oynayasım gelmiyor. Arkadaşlar Mesut Özil ile Diego Costa gerçekten süper ya. Onların ikisini çok beğeniyorum. Costa zaten yeni çıktı. Mesut Özil ile bayağıdır oynuyorum. İkisi de Mesut Özil'in pasları falan harika ya. Abi Lacazette'den çıktı demeyin bana. Sadece online oynamada biraz sıkıntı var. Tam eğlenemiyorsunuz. Ama uff abi işte ben Diego Costa'yı bu yüzden seviyorum. Gerçekten çok güzel ya. Şu golün güzelliğine bakın abi. Bir daha görelim. Çok güzel gözükmüyor geniş açıdan ama. Yani topa çok güzel vurdu ve tam böyle 90'a. Evet buradan daha güzel gözükür. Diego Costa şöyle bir plase vurdu. Ve kaleciyi yok etti ama kaleci gözükmüyor abi. Mesut bir daha vuracağım Mesut'la. Gol oldu. Evet. Mesut zaten yakından kaçırmaz. 84'lük bir MOO oyuncu sonuç olarak. Gayet güzel bir oyuncu. Gerçekten harika bir oyuncu. Haydi bakalım abi. Gücüne bakacağım ama çok güzel. Zaten harika abi. Plaseleri falan muazzam. Mesut Özil şöyle bir üstten ara pası. Lacazette çok hızlı. Lacazette şut uzaklardan girişine abi hepsiyle de güzel goller atmıyor muyum? Gerçekten çok eğleniyorum. Mesut Özil'in golü biraz daha güzelleşebilirdi. Ama Mesut Özil'in asıl amacı zaten asist. Ve böyle güzel bir asist de yaptı. Zaten maç kolay maç olduğu için. Hani rahat zaten kazanma değil de olay. Hani gollerin güzel gidişi falan harika oldu. Karşı atakta falan da çok eğleneceğiz. Zaten FIFA Mobile'de az gol olmuyor abi. FIFA Mobile'de zaten her zaman çok gol oluyor bütün modlarda neredeyse. Diego Costa. Abi bu adamlar topa bir değişik vurmaya başladı. Kagawa. Naldo geldi. Diego Costa şut. Ve gol. Sonunda attım ve ayrıca orada bir penaltı var. Onu da görmedim. Zannetmesin hakem. Ama neyse. Bir şey demiyorum. Gol oldu nasıl olsa. Ohara. Mesut Özil. Abi nasıl faul o ya? Adam vücudunu koyuyor faul oluyor. Gerçekten FIFA Mobile'deki faul pozisyonları ilginç. Lacazette. Şöyle güzel bir ara pası. Diego Costa'ya geçmedi. Tafazzol Colli topu kesti. Abi çok kolay ama. Keşke 63 genle maç yapmasak da böyle hep 90 genli takımlarla falan maç yapsak. 82 üstü garanti olsa falan daha eğlenceli olabilirdi. Costa. Costa şut kaleci Chapman. Bu arada arkadaşlar bence oynayın. Alışıyorsunuz. Tamam takımınız bir ay sonra silinecek ama bence alışıyorsunuz. Bu arada kornerlerde de ekran geçsin diye basıyorum sonra korner kullanılıyor. %90 korneri kullanamıyorum yani gerçekten. Zaten kornerden şu ana kadar bir tane gol attım. O da güzel bir goldü ama bir tane attım. Ve sürekli bildirim gelip duruyor. Sırf videoya girdim diye denk geldi bu. Sinir oldum şu anda. Diego Costa güzel geçti. Beceri hareketiyle geçti, vurdu ve gol oldu. Dakikada artık 90 artı 4 arkadaşlar. Sonunda paketimizi açacağız yani. Benim tek isteğim zaten paketi açmak olduğu için hiçbir şekilde sıkıntı yok. Hadi abi bir sürü yer keseceğim ama. Bin milyonlarca bildirim geldi ve sinirim bozdu bu benim. Hadi abi bitir artık hakem ya. Şimdi diktirmesin. Of bak dikecek bitecek. Pas atacak bitecek. Bir şey olacak. Yani gerek yok. Ne gerek var onu devam ettirmesine. Boşu boşuna benim 5-10 saniyem gitti. Her neyse hadi abi geç. Ve şimdi paket açacağım. Demin 83 üstü dedim 84 geldi. Şimdi de 85 üstü istiyorum. Hadi be ye. Güzel bir oyuncu ver. Di Maria, Neymar tarzı bir şey. Hadi çok efsane olmasa da güzel bir şey olabilir. Mesela dediğim gibi Di Maria mesela çıkabilir. Mbappe falan kaçken bilmiyorum ama bastım bakalım abi. Haydi abi güzel bir şey gelebilir. 86 Paul Pogba geldi. 86 gen Pogba çıktı. Arkadaşlar bu arada 83 üstü dedim 84 çıktı. Sonra 85 üstü dedim 86 çıktı. Çok şanslıyız gerçekten. Ve bu şansımızı özellikle like bombalaması bekliyorum. Çok güzel oldu ya Pogba.
Bugün ben de bir şans var abi. Şu FIFA Mobile 19'dan sonra bir şans geldi gerçekten. Güzel oldu bu. Pogba'nın çıkması muazzam oldu. Gerçekten çok sevindim de. Şurada Kagawa'yı çıkartıp Laporte'u alacağım. Ya da Nako Fernandez'i alalım. O çünkü bekle oynadı bazen. Her neyse arkadaşlar, gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. Paul Pogba'yı da çıkardık. Harika oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Burada videomuzun sonuna geldik. Kanala şuradan abone olabilirsiniz ama videoya like atın. Ya o kadar, 85 dedim, 86 çıktı gerçekten. Şuradan abone olun. Şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.